Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün futbol menajer oynuyoruz. Bu benim kendi kariyerim. Video çekmeden önceki Avrupa Konferans Ligi'ndeyiz UEFA. İyi giderledik, gruptayız. Birinciyiz, gruplara kaldık. Şu an gruplarda birinciyiz ve Gaziantep maçı var. Maça gideceğiz şimdi. Takımı çok iyi yapamadım. Transfer bütçem kısıtlıydı. Ama ara transferde oyuncu satıp Bernabe'yi ve diğer wonder kitleri alacağım. Siz de önerebilirsiniz arkadaşlar. Çok bilmiyorum, daha yeni yeni alıştım. Mobilden oynuyordum. Ankaragücü maçı varmış. Kesin maçı satar Ankaragücü. Antep'te 15. ligde biz rahat aldık Antep zaten. De U19 takımımızın maçı varmış. Adana Demirspor'la. Onlar da alacak bizi de. Sonra U19 takımımız şampiyon olacak. Jaboji istedim arkadaşlar. Stoper yediği için ama kabul etmediler. Gaziantep yönetimi kabul etti ama Djaboji, adına sağlık oluyorsa, telaffuz edemiyorsam kusura bakmayın da, işte gelmek istemedi bize. Ben de almadım. Peşine çok düşmedim. Çok fazla maaş istiyordu. Transfer bütçemi görüyorsunuz. Maaş bütçem fena değil. 5 milyon maaş bütçemiz var ama transfer bütçemiz kısıtlı. Bir de Bernabeu'ya 7,5 milyon euro. Sıkıntı yani. Hem de bayağı sıkıntı olacak bu bizim için. 7 milyon euroluk adam, çünkü bizde para yok zaten. Maç kaç bitmiş? 3 tane atmış bizimkiler. Ligde birinciyiz. Eyüpspor'da şey yaptık arkadaşlar. Bizim pilot takımımız yaptık. Bunda herhalde gruplar yok. FM23'te grup sistemi vardı. Olmadı. Bu da 1-6 ligi, küme düşenler buraya düşüyor. Bodrum Spor net çıkar. Başka Manisa ile Bodrum çıkar kesin. Kondisyon testleri Osterwold'de, onlarda sıkıntı yok da bayağı sakatımız var arkadaşlar. İrfan sakatlığı yeni atlattı. İki önceki maçta, 2 hafta önce sakatlanmıştı. O sayı da öyle. Onlar da sakatlanmıştı ama en kötüsü Perez'le şeydi arkadaşlar. Dzeko'da. Sezonu da açamadılar. 2-3 maçı falan çıktı. Luan Perez hiç çıkamadı. Ryan Kent de hiç sezonu açamadı. Hepsi, üçü de sakatlandı. Bir de takıma forvet kalmadı bu yüzden. Lisansını çıkaramadım. Son lisans çıkardıktan sonra sakatlandı. Bir de transfer olarak şakayı bedelsiz olarak aldım. Bayağı bir iyi bir oyuncu. Siz de alabilirsiniz. Önerimdir. 5 milyon lira bonservis de değeri bir kitle şey için. Satıp farklı oyuncular almak için. Bunlar var şu an bende. Çok fazla oyuncum yok. Yani şeylerin üstüne fazla oyuncu almadım. Ve şunu aldım. Costa'yı aldım. Costa'yı geri kiralık gönderdim takımda oynayamayacağı için. Danimarka liginde kiralık oynuyor. Sonra gelir belki oynar yani. Maximin gibi. Yeni Maximimiz. Sonra bunu kiraladım. Stoper yedeği. Başka bir de bu değil. Bir de şu oyuncuyu kiraladım. Bu da zorunlu satın alma bedeli var.
2,5 milyon euro sezon sonu. Bu da Wonderkid olarak aldım. Geri kalanlarında biliyorsunuz hiç oyuncu satmadım ilk sezon olduğu için. İlk sezonu şeyden bitirmek istiyorum yani. Bu kadroyla neler yapabileceğimi göstermek için oyuncu satmadım. Ama ikinci sezon satacağız. Kadro böyle. Böyle bu Wonderkid'in adını kendi ismimi koydum. Unutmayayım diye, karışmasın diye. Ryan Kent hala sakat. 2 gün içerisinde iyileşiyor ama. En kötüsü JK oldu. Bakın göstereyim. Lincoln da sakatlanmış. Perez zaten 8-9 ay sahalarda yok. Dzeko da 5 hafta 2 ay arası iyileşecekmiş. Bu Serdar'la oynayamayız ya orada. Bu Serdar'la olmaz. Bak Fred oynamıyor. Niye oynamıyor? Kulin hiç oynuyor. Fred'i kovaları. Ciku'yu Serdar yerine al. Mert'i Kent yerine al. Kent sakat. Ferdi niye oynamıyor? Şunun yerine Ferdi yok. Serdar yerine Ferdi alalım. Sakat Serdar. Daha fazla böyle video istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Artık FM videoları da paylaşmayı düşünüyorum. Çünkü Minecraft sıktı artık. Çok iyi formumuz var. 6 maç yer, 7 maçtır yenilmiyoruz. Avrupa'da da çok iyiyiz. Diğer yandan Adana Demirspor'a şeyle karşılaşacak olan Trabzonspor'un iyi bir başlangıç yapıp şampiyonun adaylarından biri olmak isteyecekleri Trabzon'un sezon sonunda iyi bir konum olacağını düşünüyor musunuz? Bu sene gerçekleşeceğini sanmıyorum deyip biraz atarlanalım. Bilsinler nasıl olduğumuz. Yani rezalet bir kadro da Gaziantep'in 2024 kadrosu. Bu sene de çok kötüler. O kadar transfer yaptılar. Ama aynı değişen bir şey yok. Ve maç başladı. Ara transferde Batshuayi'nin lisansını çıkaracağım. Galatasaray'a gittiği için çok sinirliydim. Lisansını çıkarmadım. Ama lazım. Her takıma bir Batshuayi lazım arkadaşlar. Şu anda King var. O da fena değil aslında ama yaşlı. Cengiz şaka açtı. Orada Ferdi var Tadiç'e. Tadiç vur. Of Batuhan. Batuhan çok iyi çıkardı. Tadiç. Bak. Arkaya oynadı. Batuhan. Arkadaşlar bir de yayın açmayı düşünüyorum. Fikirlerinizi yorumlara yazın. Ankaragücü Galatasaray maçı kaç kaç oldu lan az önce. Maxim. Bikel. Yedeklerimiz de sağlam ya. Tadiç oyna bak. Orada Fred oyna. Fred Ferdi oynadı. Ferdi de 3 gol attı bu sezon. Bir tane Süper Lig, 2 tane de Ferdi. İki tane Süper Lig'den gol attı Süper Lig'de. Bir tane yok bir tane Süper Lig'de gol attı, iki tane de Avrupa'da gol attı. Aa, Ferdi deyince hala duygulanıyoruz. Brighton'a gitti. Ankaragücü 4-0 mı yapmış? Yuh. Bas
Bassogok atmış. Hala bize gol atamıyoruz. Adamlar 4 tane atmış. King. Hadi ha. Ferdi oynadı. Tadiç oyna. Tadiç oyna. Tadiç oyna. Aferin oğlum. Tamam. İçeride Şimanski boş. Şimanski. Şimanski. Gör Şimanski ya. Bir orta açanınız yok. Hadi lan Osayi. Osay. Batuhan neymiş öyle? Batuhan çok iyi çıktı lan. En son şu Wonderkid'lerimizi oyuna alacağım. Bununla İbrahim'e. Ciku olmadı. Eryaman'da gol var 5-0. Beş oldu Mustafa. Altı atacaklar. Dragoş çok da tehlikeli geldi Dragoş'la. Orada Osayi var ama Osayi ne kadar hızlı lan, oyunda bile hızlı. Livakovic zaten. Arkamıza yaslanıp izliyoruz. Livakovic var. Maxim Markovic. Orada Osayi herhalde. Ya da Fred. Fred. Pedrinho atmış. Pedrinho ve 5-0-5 oldu. Bu sene Galatasaray şampiyon olamayacak, biz olacağız. Hem ilk Ziraat'ı kazanacağız. Bak, hem Ziraat'ta hem ligde hem de konferans liginde iddialıyız. Bu sene o sene. O sene bu sene. Direkte çok tehlikeli pozisyon. Direkt. Aşırı tehlikeli geliyorlar ya. Pis hala atak yapamıyoruz adam gibi. Gidiyoruz gidiyoruz, gol olmuyor ya. Onlar suya ya dışarı. Hadi lan Osayi, aç ortanı, gol olsun. Şeka Arda orada. Mükemmel şey yaptı. Batuhan ne ya öyle? Batuhan'a gol atılmıyor aga. Yan pas vakti geldi arkadaşlar. Abdullah Avcı modunu açma vakti bence. Ucum ağırlıklı oynatıyorum. İçeriye bindirin ara. Ya da yok, bekler desteğe gelsin. Ben hep böyle oynatırım. Böyle. Biraz geniş oynasınlar, rahat. Presle oynayacaksın arkadaşım. Elle kısa oyna. Elle kısa oyna. Ya da yok. Ayakla kısa oyna. Öyle. Böyle kanatlarda oynatalım. Ayakla kısa oynatalım. Top rakipteydi hem de. Geride oyun, ileride oynatalım ki rakip geçemesin aga. Önüne savun ya, önüne savunalım. Merkezde oynatalım ki içeri daha şey girsinler, zorlansınlar içeri girmekte. İzin verelim, gol yiyelim zaten. Taktik bu. Şimdi görün 3 tane sallayacak King. 3 tane. Oğlum bu neymiş ya? Bu adamı bizim almamız lazım hemen. Nerede? Bek. Rakov'dan kiralıkmış da fena oynuyor. Oralardan nasıl geçiyor öyle? Bizim bu adamı almamız lazım. Oynamazsa gönder.
Ya gol yediğimiz adama bak ya. Dedim mi güzel oyun? Ya övdüğüm adamdan gol yedim. Videonun şansına cidden batırıyorum her şeyi ya. Ne yapıyorsun ya Ciku? Adamı kaçırmayayım diye diğerinin gol yemesini. Ciku ile konuşalım. Kimi alabiliriz? Bonucci girebilir. Forvet İrfan girer belki. Bir de Wonder girer. Hadi. Yenilmememiz lazım. Hadi hızlı oynayın biraz. Çok fazla pozisyona giriyoruz. Ferdiye çok iyi. Hadi iki tane sallayın atalım. King aferin lan gol. Ama VAR'a gidecek. Dedim. Offside. Gol iptal ya. Ha gol geçerli. Dedim. King atacak dedim ben. Ben size dedim. King 3 tane sallayacak dedim ama bir tane salladı şu an. Şaka da çok iyi atmış ama pası böyle aradan hepsi. 2 kişi onun arasından. Çok iyi takım ya. Bak tertemiz. Görüyorsun. Galatasaray'da 5 yiyor şu an. Aşırı keyifliyim oradan da zaten. Şu adamı alacağım. Yapma ya, yapma. Offside. Offside. 3-4 topçunun önündeydi adam ya. Offside. Dedim. Belliydi zaten. Kaç kişinin önünde bak. Şu attı. Bak. Gelsin kaleci yerine oynasın o zaman. Olmuyor öyle. Gelsin kaleci yerine oynasın. Hadi Cengiz bas. Bas aslanım. Koş 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 koş. Adamlar siktirdi gördün mü? İşte böyle iyi bir topçu benim topçularım. Size bir transfer önerisinde bulunacağım arkadaşlar. Hepiniz kulağınızı açın dinleyin. Bakın alacağınız oyuncu Bernabe. Adam ben başka kariyerine 25 milyona Barcelona'ya sattım adamı. Sonra serbest kaldı yeniden aldım. Alın Bernabe'yi. 7 milyon, 3 milyon dinlemeyin. Basın parayı alın. Sonra siz kârlı. Cengiz. King 2000. Dedim size King katar diye. King işte adamım benim aslanım ya. Gol be. Ben istedim atacak diye. İşte adam ya. Hey. Çok iyi attı ama. Zaten her attı gol. İyi. Üçüncü olduk hemen. Ama maç fazlalığıyla üçüncüyüz. Galatasaray 5-0 yeniliyor. Dakika 41 daha 45 dakika daha var. Ferdi. Vur aslanım. Üf. Dışarı. Los artı 2 erdeyken sıkıntı yok. Zaten maç bizde. Tadic çok havadan gitti ya. Aklıma Alex geliyor Tadic'i görünce ya. Ne topçuydu be. Zaten görmedim ne topçuydu. King çok iyi oynadı maçta. Ben dedim King 3 tane atacak. 2 tane bir tane daha atacak. Wonder kitlerimizi oyuna alalım.
Nerede? Bu forvetmiş. Onu alamam. Mustafa'yı da Osayi yerine al. Bonucci girsin oyuna Çağlar yerine. Ceren'i almayacağım. İsmail'le oyun alacağım da İsmail 6 ve 8 oynuyor. Burada şey. İrfan'ın yerine Wonderkid oynadığı için İrfan alamayacağım. Performansınızdan memnun değilim diyemem. Çok iyi şutlar çektik, bol boş çektik. Mutluyuz. Fena oynadık, fena. Fena da oynuyoruz hala. Montiero. Çok fazla pozisyona giriyoruz. Hem onlar hem biz. Bak Markovic kaçırma oraya. Verdi. Çok pozisyona girdiğimiz için böyle oldu. Sen şöyle kamerayı ortalayak. Görüyorsunuz nasıl iyi toplarla çalıştığımı. Mustafa. Aferin lan Mustafa. Adamı pazara yolladı be. Ciku. Ve arkadaşlar bugün Fenerbahçe Galatasaray maçı var. Kaç kaç biter yorumlara yazın bekliyorum. Bence 2-1 Fener alacak. Çünkü ben Fenerliyim. Neyse. Hakem onların yanında olmazsa kazanırız. Adamlarda sol kanat yok. Ki hepsini alırlarsa bilmiyorum. Kim attı onu Şimanski ya da Ferdi attı. İbrahim 6,6'lık oynuyor. Mustafa iyi oynuyor bak. Ama İbrahim'in şeyi daha yüksek. O yüzden onu seçtim aralarından. Potansiyel daha yüksek. İbrahim de sarıymış. Durduğumuz yerde sarıyoruz ya. Akın 4 yıldız. Yani 3 yıldız potansiyeli var. 4 yıldız olabilir. Morias'la gittiler. Bizim kale sandım. Mustafa Emir'in potansiyeli daha düşük. 2,5 yıldız. Ama daha değerli ondan. Fenerbahçe bir maça çıktı şu ana kadar. Bu ikinci maçı. Morris girmiş şeyin yerine. 37 yaşında adam ya. Fred. Tadic. King'e zaten offside'de büyük ihtimal önde duruyordu. Dedim. Hakem gibiyim yemin ediyorum ya. İbrahim çok kötü oynuyor maçta. 6,5 ne ya? Rezil. Mustafa çok iyi oynuyor bu maçta şu an. Mustafa da rezalet. 6,6'ya düştü. Şu an iyiyiz ama bir kelle çok tehlikeli geldiler. Markovic top aldı büyük ihtimal ama defansımız orada. Livakovic çok iyi. Hadi be. Alacağız bu maçı. Bu maç bizde be. Hadi.
Çok zorladılar yani bizi. Genç oyuncuları almasam yedik oyunu. Hem onların şey düşüyor hem bizim oyuncular şey oluyor. Mesela Cuku da çok kötü. Liva uzun oynadı bak ben. Aha İbrahim'e bas lan. Hadi çok yavaş. Çekti sağına çok yavaş çocuk çok yavaş. Pas at yana topu sürüyor ya. Yan pas yapacaksınız. Zamanla geçirin. Tadiçe. Oyun orada Ferdi'ye. Aç ileri King'i. Aç aç. Orta aç sana. Neyi bekliyorsun? Girdi lan. At. Aslanım be. Dördüncü golü ligde. Ferdi Kadıoğlu. Galibiyet kesin dedik. Kesinleştirdik. Rahat. Kesin galibiyet. Evet, oyunculara seslenelim. İbrahim'e diyelim çocuk biraz şey olsun. Özgüvenli artsın çocuğun. Birebir. Tekrar. İbrahim'e denilmiyor o zaman Mustafa'ya diye. Mustafa kesin gaza gelir, yapar bir şeyler. Bak. Çok iyi üçlü yaptılar. Gördünüz mü? Mustafa İbrahim'e, İbrahim'le Şimanski'ye. Şaka. Baslancıku. Sonra Cesku. Bak adam gol yedik. Oyuncuyu gözleyeceğim. Yine yedik. Markovic attı bir de seviniyor görüyor musunuz? İşte. Haysiyetsiz. Çorescu'nun asisti. Bu Çorescu canımızı çok yaktı bugün. Bir gol attı bir de asist yaptı adam ya. Yapma. Yapma Ferdi. Bir tane daha atır rahatlayalım ya. Çeka. King'e. King. Bak. Koşuyor. Tamam. Ferdi sen bas. Bas Ferdi bas bas bas. Fred. Oyna Şimanski. Şimanski. Şimanski vur. Vur. Adam dediklerimi yapıyor ya. İşte adam ya. Aç ortayı şaka. XK. Şaka diye okunuyordur umarım. Açsana ortayı. Neyi bekliyorsun evladım? İbrahim'e Mustafa Emir yetişti hemen. Mustafa Emir de 6,5'e düştü. İbrahim'e harikasın Fred'e oynadı. Fred Ferdi'ye. Şimanski Batuhan. Çok pozisyon oldu ya. Hani 2-3 dakika sonra tekrar pozisyona girdiler. 84 dakika mesela. Önceden
birkaç dakika geçer de pozisyona girmezler. Çok pozisyon oluyor bak. Video çok uzadı. 27 dakika falan oldu yani. İbrahim aferin lan. Uzaklaştırdı. Gol olmasını önledi. Oh! Oh! Gördünüz mü? Direkt. Oh! Korktum. İbrahim 6,5 yükseldi. Lan İrfan Can eli bayat aldık. Heh. İbrahim 6,4'lük bitirdi ya. Sakatlandı mı lan, ne oldu? Üstüne kırmızı şey çıktı. Bu kim? Soresku sakatlandı. Ferdi sakat. Aa. O zaman şaka yerine İsmail'i alalım. Ne yapabiliriz oğlum? Adam sakatlandı ya. Bak Kulinic yerine bunu al. Sonra Oosterwolde'yi al oyuna. Oyuncu değiştiremiyoruz. Üç böyle oynayacağız. Yapacak bir şey yok. Ah. Oğlum Fred. Orada kim çıktı? Hayır ya. Oyuncu niye sakatlandın? Çıkmaza girdik. Oğlum ne yapacağım? Olmuyor ki. Feride niye değiştirdim? Arkadaşlar ben bugünkü videoyu burada bitireyim. Ben bunu ayarlarım. Görüşmek üzere, bay bay.